Herkese günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Evet, tongaları görünce anlamışsınızdır zaten. Hayvanlarımıza son olarak artık kışlık hazırlığında küspe aldık. Arpadan başlamıştık. Arpa, saman, ondan sonra sulaj derken artık bu son. Bir de dışarıdan biz yonca alıyoruz. Onun dışında bir de yem. Başka bir şey almıyoruz hayvanlara. Şöyle ki babam uzun yol şoförü, sürekli İstanbul'a gelip gidiyor. Bu tır da kullandığı iş yerindeki tır. İstanbul'u malı boşalttıktan sonra Afyon'dan küsve alıp geldi. Tırda bildiğim kadarıyla 25-26 tane top var bakalım. Şimdi de operatörü bekliyoruz. O geldikten sonra avluya döşenecek. Zaten sizler de öğrendiniz. Çünkü sürekli gösterdiğim için. Allah'tan avlumuz geniş. Şöyle ki varillere kadar döşenecek. Yine varillere döşense bile 10 tane oraya koysa geriye kalıyor 15. Şuranın önüne konulur, tam ağacın altına. Oradaki slajları bitirmiştik. Bir şekilde sığdıracağız. Hatta 25-26 tane bana gözüme çok gelirken annem az buluyor. O 35 tane falan almak istiyordu sanırım. Ama gerçekten de çok olduğuna bakmayın. Yetmiyor yani. Mesela geçen yıl bu zamanlarda hala küspemiz vardı. Biliyorsunuz bir aydır falan küspe yok. Sadece hayvanlara slaj saman veriyoruz. Yegi karışık olduğu zaman daha verimli oluyor. Hem hayvanın karnı doyuyor, hem de süt oranı fazla oluyor. Toraman eziyet ediyor. Annem de onu sanırım damak atacak. Anladı, kaçıyor, uyanık. Slash tongaları nereye gidiyor? Anlamadım şu an. Ben de sizlerle beraber öğreneceğim. Sanırım slajı yedireceğimiz için. Şey herhalde. Slajları hep yan yana bırakacaklar da küspeler önde mi kalacak ki? Öyle bir şey de olabilir. Çünkü sonradan kış ayı geldiği zaman küspeyle slajı karıştırıyoruz. Hani küspe diye tonga açıyoruz ama slaj çıkabiliyor. Bu yüzden karışık olmaması daha iyi. Evet, benim dediğim gibi oldu. Slaj tongaların her birini yana geçirdi. Daha henüz küspeden alınmadı. Zaten bizim Türk milletinde operatöre bakmak, inşaata bakmak meşhurdur. Şu an zaten babaannemden de anlıyorsunuz. Slaj tongalarını saydım, 29 tane. Artık bitti bakalım. Avlumuzun yarısından fazlası tonga oldu. Bu da en ufak bir gürültüde korkuyor. Burayı da koymuşlar 6 tane. Şimdi gördüğünüz aşağıda küspelerimiz geldi. Birkaç yeri patlak yerleri olmuş. Ben de onlara bakladım. Şöyle diyeyim size, sanki ben kendim yiyecek gibi. Çok seviniyorum hayvanlarım yiyeceği için. Onlar da bir kış samanın içinde garma olacak. Nasıl biz bir sofrada bir dinç bir şey arıyorsak, onlara da aynı bir ihtiyaç onların için. Kardelen bolca yumurta kaynatmış. Abim bir, babam bir diye. Ama eşim tırıp koymaya gitti. Oğlan işe gitti. Birer yumurtaları soydum. Galada kedileri veriveriz artık. Ben de süt canım istedi. Sabahleyin kardelen süt koyuverdim. Sabahleyin gittim, ekmek aldım, geldim. Bir de bu arada düvelerimizi damızlık olarak alıkoyduk. Bir tanesini aşılattık. Bugün geçenlerde aşılattık. İki defa aşılandı ama tutmadı. İnşallah bu sefer tutar.
O aşılanmada her seferinde herhalde 1 milyar falan vardır. Sormuyoruz da ama yaklaşık tahminin öyledir. İnsan işte böyle mal şeysi oldu mu üzülüyor yani tutmayınca. Ay ay 60 oluyor. Ekmek de sıcacık. Gıygıda yiyecek mi? O zaman gıygıda yiyecek. Analı kızı biz her zaman ekmeği yılıp diliyoruz. Bak dumanı görüyorsunuzdur belki dumanı üzerinde. Köyümüzde fırın olduğu için böyle ister unu olup hiç oluyor. İster parayla alıp geliyoruz. Tanesi 30 milyon değil mi? Ekmek. Evet. Yanlış söylemediysem eğer. Biz de fiş aldık. Fişle alıyoruz bu sıralar. Domatesleri kaybetti miydin kardeşim? Ha yıkamıştım. Maydanoz 40 ev diyordum. Bak onu unuttum ben. Şöyle bir bardak da sütüme katayım. Baban kaçırdı kardeşim sütü. Başka zaman olsa tembih ediyordu. Akşamdan sarı kafa süt kaynadı. Süt canım istedi diye. Evde mal var. Pek süt içmiyoruz. Biz sütüne aramız yok. Ay ben bunu niye koydum buraya? Yani sana çay kaçacağım. Kalf altımızı edeceğiz. Ondan sonra işleri göreceğiz. Akşam menümüz de yok. Evvel gün video çekmediydik. O gün ben ne yaptıydım kardelen? Dolma doldurduydum. Kırmızı biber, yeşil biber. Dün oğlanla onu galan yedik. Az daha var. Muhakkak bugün bir yemek olması lazım. Bakalım. Sabah kalfasın dedim ki sizlere. Akşama kızartma denedim. Eşim yaptı. Düşündüm saat geldi. 12.30'a. Benim de canım istemedi kızartmaya. Hadi dedim kuru fasulyenin zamanlardır da canım istiyordu. Geçenlerde bir tavuk pişir dedik. Biz bayağı da o da büyüktü. Böyle gitmiş kardelen bunu tavuk göğsünü dolaba koymuş bir pilav üstü ettiğimize diye. Aklıma da geldi azıcık yanı pilav pişiririz. Kapama gibi üzerine bu etten buzu çözüldüm tereyağı ısıtırız biz bunu yeniden. Bunu da bir kalın içine katalım burada dursun. Dolaba açmış karında. İyi kötü bu sene yerimiz yoktu ama geçen sene daha çoktu. Ondan çok koyduydum. Bir de fişne de eş dosta verdiydi. Onun için fişneyi de şöyle ona da kaynatacağım. Şöyle poşetim şuradan kenarından yırtılmış. Zaten bu fişneyi yüyüyoruz, yıkıyoruz, temizliyoruz. O şekilde dolaba koyduğumuz için temiz oluyor. Ama et çok, fişneden çok, eriği daha çok seviyoruz. Kendi marmelete yindiği için. Erik olmayınca ne olacak? Fişne de güzel oluyor, olmayınca. Bazen ciğeri, kedi ciğeri bulamayınca mundarım hesabı deniliyor. Bizim sözde öyle oluyor. Bu kadar yeterli, rengi boy olsun biraz. Bunu da şuraya oraya. Bizim mevlüt yaptığımız zaman tüpümüz bir tane yedek tüpü. Ama bunu ben sütün altını yapmıyorum. Yedek tüpümüz daha henüz balkonda duruyor. Eşim ne aklına bile ne gelmiyor. Dakan mı neyden mi? Bu tüpümüz de değişelim 3 ay olmuştur değil mi? Geçti. İnek doğurduğu zamanda değil mi? Pandanın doğurduğu zamandaydı bu. İnşallah bu da biter. Aslında bitmemesini istiyorum ama bu bitince de o balkonda tüpü buraya ilave edeceğim. Değişti ya boşa gitmemiş olacak. Tüpçüyü de çağırıp şöyle kuru fasulyem zaten ayıklayıp da koyuyor mermenin içine. Şöyle azıcık pişireceğim. Nasip olursa yeniden yine bu sezon yine kuruluk zamanında yine alırız fasulyeden. Bunu ben Gövem'den aldı dedim. Arkadaşımın akrabası satıyormuşmuş. Ama çabucak pişiyor inan ki. Satmadan böyle yarım saatte. Bak dedim yoklarımız obasında yakmaya veren. Makineye de çamaşır atmış bulundum. Makinede burada olduğu için ses çıkıyor biraz. Böyle köpeklerimiz de kemik çıkardı. Vallahi benim bile yiyeceğim geliyor. Sırf bu şey. Sırt oluyor böyle etli olduğu için aslında bu çorbalık diye satılıyormuş. Eşim bunu köpekler alıyor bir kartın. Böyle poşetliyoruz. Parçalayıp parçalayıp yiyor onlar da. Böyle daha süt de versek, mama da versek, ekmek de versek. İyi kötü yediğimizden de veriyoruz her şeyden. Galan giden oldu mu? Ama bazen kediye veren derken köpek yiyor. Köpek yiyor, kedi yiyor.
10 kadar kedimiz var. 2 tane köpek. Bir de şey geliyor bizim Karabaş, Aragoluse. Bir de hon hon oluyorlar bir dünya. Evde Peran kaç kişi deseniz normalde 4 kişiyiz ama tavuğu, kediyi, köpeği sayarsak toplam 109 değil mi kardeşim? Yok. Hemen sayarız. 10 kedi, 2 köpek, 12. 2 tane ördek, 14. Kaç kızımız vardı? 8. 8. Kazlarla beraber 22 yaptı. Kaç inek vardı? 22, 42. 8 de hayvan. 50. Var mı başka? Unuttum. Hindileri unuttuk. He. 5 tane de hindi 55. Bak bu kadar boğaz yani. Fasulyemi yüdüm, yıkadım, onu da kısır boyca. Börtünce de soğan kavurum böyle bol salçalı yağla. Süt tenceresini yamuk koymuşsun anne. Onu oraya, altını yakıyormuş. Şimdi baban içerse diye. Ya abi mısırlar kahve içiyor ya, süt de ondan içerisinde. Soğunca dolaba bir şeyin içine katıverim. Ne diyeyim size? 12.30'da mı? Ne dedim ya, saat 12.30'a geliyor diye. Saat 1.20 geçiyor. Hoşafımı kaynattım. Onu kenara koydum. Fasulyemin altını hiç kısmadım. O da börttü. Yağını salçasına kattım mı? Küçük yere koyacağım. Yarım saatte öyle de özleşti mi? O da pişmiş olur. Ne oldu? Salçasını, kavursam bileni, soğanı çiğden katıyorum ama kuru fasulyenin içinde kavurdu mu daha güzel oluyor, doğradı mı? Ama soğanda da o bütünce yemesi daha lezzetli oluyor. Genellikle kardelen yer. İçine bir tür soğan atınca. Neden 2-3 tane atmıyoruz biz? Neyi? Hep bir tane atıyoruz soğan içine. Bilmem. Akıl etmiyoruz. Ne yapsam seviyoruz da. Sen de seviyorsun, ben de seviyorum. Eti de tencerenin içine kattım. Orada buzu çözülsün. Hem çözülen suyu da içine girer. Dediğim gibi akşam neydi? Tereyağını kavururum ben ona. Kardelen de bir pirinç pilavı yapar. 2 su bardağı yapsan yeter herhalde. Bir de dolma var ya. Sen onu yersin gene de. Ben az sonra ondan yerim. O bana bakıyor. Şimdi ben ona bakıyorum. İlk yapıldığı gün daha bir lezzetli oluyor sıcağına. Hatta kardelen o gün uşaktaydı. Deyzeskindeydi. Biz oğlandan yine 4 tane, o 3 tane ise ben 4 tanesini yediydim. Şöyle bolca yağını da katalım. Ayşem Hanım biber salçası yerdi diye kardelen. Evet. O duruyor. Deyip duruyordu Ayşe bunu. Kullandınız mı diye. Deze beğendiniz mi diye. Yeğenim bunu İstanbul'da duruyor. Arkadaşlarımız satıyormuş. Onlar mı? Evet, ne vermiş? Arkadaşlarım. Arkadaşlar mı vermiş? Nereden? Urfalı mıymış? Şu Hatay'dan an hatırlayamadım. Hatay'dan mı ki? O taraftan. Ben Hatay değil de o taraftan vermiş. Urfa diye aklıma kaldı. Bize de Deze kullanın dedi. Çok güzel oluyor o dedi. Geçen hafta soruyordu Deze. Ama şey gibi rengi bu. Ay, şu an aklıma geldi. Eminim Maraşlı. Baksana şey gibi, mürdümerin rengi gibi. Azıcık bundan katın içine. Acı mı ki? Değil dedi ya. Bu farklı yapılıyor herhalde bu biber salçası, %100. Bu da kavruluk olsun soğanın bir. Şunun altında kısayım böyle. Vallahi kusura bakmayın galiba makine bekledim. Sıkmaya geçer diye. Kuzum maşallah ne koyuyoruz bu. İyicele mezdirem yedirem şöyle ezilsin. Demek ki bir kaşığı bu yeterli olacak bence. Bundan biz şey yapalım kardelen. Mercimek költesi yapalım. Çiğ köfte yapalım. Ama çiğ köfte yoğuramam bak ona göre. Ben yoğururum. Onu sen içeceksin bari. Baksana rengine. Gerçekten farklı oldu ne kadar belli. Bak hemen rengini koyulaştırdı. Anam zaten o tarafların yemekleri bir farklı oluyor ya. Teyze onu görüyoruz gidip de yediğimizden, tattığımızdan değil. Haberlerde olsun, YouTube'da olsun karşımda çıkıyor. Sen bakma sen kendine. Burada bunun kavrulduğu yeter. Altını kapatayım.
İlkten böyle soğanın üzerine geliyor ya, böyle kavrulmamış gibi, ama o kaynayınca soğanı da kalmıyor. Azıcık da üstüne suyla hallederim ben bunu. Kısıkta dediğim gibi yarım saat durdu mu yemeklerim hazır olmuş olacak. Bugün biraz istirahat etmiş olduk. Ben açıkçası uyudum. Az önce kalktım, annem kalkmış. Pilav pişiriyormuşmuş fakat yarım kalmış çünkü tüp bittiği zaten için. Uyandığımda ezan okunuyordu, babam telefonu çaldı, ona kalktım, bir baktım pilav pişiyor, kardelenleri seslendim, o da yatıyor. Çam ağzımı açtım ya tüp pişsin diye. Tüp bitti, mecbur buna kaldım. Eşime dedim yukarıdaki tüp takılacak dedim, o tüp bozuk değil mi diyor. En iyisi bir gün dedim idare edeceğim ben bunu, yoldan gelince değiştireceğiz. Yapacak bir şey yok. Çünkü önemli olan tüpü takmak. Biz de hem eşim yola gitse değmese de yiyiveriz yani malları diye onu kardeşim acele ediyorum ben de. Şimdi de sanırım tereyağlar. Bak oraya koyacağım. Aklım sıra. O bitsin. Tavuğu şey için, tavuğun üzerine katıracaksın, anladın mı? Isı da verem diye. Fasulyenin vay rengi çok güzel kardeşim. O şafımız soğumadı galiba, o yarına. Şöyle bezin üzerine boyayım. Gerçekten de. Salça mı? Salça da sana böyle katkı malzemesi var gibi ya. Rengi çok koyulmuş. Kim yaptıysa ellerini kollarını sağlık. Tuz mu eksik? Bak ucundan aldım şöyle de biraz eksik gibi geldi bana. Gaz yağından kattım. Şöyle dibini tutacak ama su katmayacaksın, hamur olmasın. Çünkü ben bunu bekletmeden pilavı pişirdim. Çünkü uyudum kaldığımız için haşlamaya gerek kalmadı. Şuna da fasulye katalım da. Şunu şuraya alalım. Kabarmayınca midemiz de kabarırsın. Azıcık da çiçek yağı katalım. Salataya tuz kattın mı ben kardelen ya? Hayır. Emin misin? Ben görmedim. Hemen de şöyle çoban salatası. Tahtaya gerek duymadan elimde doğrayayım. 3-4 domates, 2 tane biber, 1 tane soğan. Aslında böyle yemesi de iyi oluyor mallara inmeden. Akşamdan yukarı çıkmış olmuyor ama tok karnında çalışması insanın hareket edesi gelmiyor. Avluda oturup kedileri kucağına alıp kedi köpeği sevesim geliyor. Biz zaten avından yukarıda hiç göz işimiz bitmiyor bizim. Fasulye katı koyayım bari, sıcak o. Anne şu perdeyi biraz daha indirsene, ben sana talimat vereceğim. İndir indir. İndir bir çok önemli. Evet böyle iyi. Işığı açarım ben şimdi. Şunun güzelliğine be. Akşamleyin Naz bir bam gele gideceğiz. Oturmaya. Giderken bu fasulye ısıdan da gidelim. Abi geç gelecek olursa. Tamam mı? Onun şu tüpü ellemesin. Kapatmaz diye ekmek ne olur. Olmaz. Pilavı zaten mikrodalgada ısıtır. Tavuğunda buzu çözülmüştür erken vakitte çıkardığımız için. Bez hazır. Bu da sınav olsun da pilavlara kate. Üzerlerine et boyu boyayalım. Biz
Bizim yine bak bu kaşıkları indirmemişiz annemiz ya. Bizim o kaşıkla iyi oluyor burada. Hem soğuk olsun biliyor musun kardelen? Evet, yemeği yedik, mutfağı topladık. Yine işin başındayız. Şimdi annem inekleri sağdı. Onları dışarı çıkaracağız. Düveleri çıkaramayacağız çünkü hayvan tohumlandıktan sonra niye dışarı çıkmıyor? Şimdi hareketleniyor hayvan ya. Tohuma boşa gitmesin diye bir gün çıkmaması lazım. Hmm. Dalgınmaması lazım hayvanın. Önemli olan hareket işte. Tamam. Ondan çıkarmayacağız yani. Evet, bu yüzden sadece 3 tane ineği çıkaracağız. Sizlere şimdi bir şey söyleyeceğim. Siz de benim için üzüleceksiniz. Duygu. Ne biliyor musun anne? Ağlıyor mu? Hayır ağlıyor, alakası yok. Şimdi biz hindileri çıkarıyorduk ya ağacın altına. Onun da önü kapandı. Hindileri artık avluya çıkaracağız. Hindiler kaldı. Çıkardığımız zaman da onlar da sağ olsunlar artık. Dur o zaman inekleri salayım da öyle çıkarayım. Oraya geçemeyecek mi onlar? Bence yoktur, ben bakmadım ama. Oraya değil, suyun yanına bileni zor geçeceğim ben. Çeşmenin yanına, çeşmenin önü bileni kapardı. Babanla dedim, Tonga'nın biri daha buraya konduydu. Allah korusun traktör devriliyordu. Tırın üzerindeki üstteydi ya Tongalar. Onu alınca at gibi şaha kalktı. Ben korktum böyle yılıktı. Allah korusun dersin ne olurdu ha. Abine buraya konduydu. Kardeşim sen görmedin onu. Bak, nereye anne? Abi buraya kondu sonra onu oraya gitti. Bak benim çeşmemden geçeyim. Doğru hindilen yeri kapanmış. İşte ya. Allah'ım galiba hayvanlarımı yedirmeye nasip etsin. Şunun bakışına bakın. Sokağa bakıyor. Tam köpek var mı diyordur. Bir tanesi küçük geldi gözüme. Belki yalnız. Bak bunlar dik olduğu için çok küçük. Avudaki bir tanesi şey gibi. Şey ama anne senin dediğine hak verdim ben. İyi sarılmamış. Yani sanki poşeti inceymiş gibi. Ya da katı alt gibi. Ben bantladım. Bak bıçağı değirdin anda gidecek. Kediler falan. Bunlar makineden bobin oluyor ya. Biz o gün salaşta gösterdik. Evet. Bu sarılan atmış. Sarılana bobinden çıkan tıra yüklenmiş bu. Tongala geldi de onu anlatıyor. Önce şeysi diye. Şu biraz sıkı gibi ama bakın mesela. Sen ne diyor? Şöyle düz değil. Hoparlör de burada olduğu için şanslıyız. Sürekli duyuyoruz. Boş ver ya. Gitmiştir yani. Sanmam hani bu saate kadar oturmaz. Torama hadi al gel anladıysan. Hadi parayı verelim biz sana. Kendimi yoruyorum boşuna. En iyisini kirli yapıyor vallahi. Karnını da doyurdu. Onların kemiğini de verdik çünkü. Yatıyor. Bu kapıyı da kapattım. Çünkü yatıyormuş zaten. Hiç karışmayacağım bakalım. Sizle beraber ben de izleyeceğim. Her zaman söylüyorum. Toraman Rıfkı ile oynuyor. Eğer ki Rıfkı kaçmak istese kaçabilir. Rıfkı gel. Gel. Pis, 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 pis. Toraman. Abarttın. Gel. Gel. Pis, 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 pis. Ooo Rıfkı da fena çıktı. Kirlinin umurunda değil. Anladı bir yerde karalık yapmış. Müdahale etmeyeyim dedim ama. Cıvıttınız. Sen de cıvıttın. Kalk Rıfkı. Ben diyorum işte yani korksa gider. Kalk oğlum. Bunun da işine geliyor. Annem arka taraftaydı. Bu karşıdaki evi biliyorsunuz. Akrabamızın evi. Direkleri daha önce dikilmişti ama tahtaları olmamıştı. Zaten söylemişlerdi beton attırmayacağız, tahtayla kapatacağız demişlerdi. Hoş olmuş, güzel olmuş.
Tahtanın da tabii bir adı vardır. Yani çürümeyecek bir tahtadır sanırım, öyledir. Sonuçta yoksa 2-3 yıl içerisinde çürüyecek bir tahta olsa bu kadar masraf yapmazlar. Aradan vakit geçti. Artık damdaki işlerimizi de bitirdik. Hayvanların yiyeceği hazır. Bunlar hatta annemin verdiği yoncayı bitirmişler bile. Ebrar ne yapıyor göremedim. Ebrar biraz daha sakin duruyor bugün. Şaşırtıcı. Hindileri de kattık yerlerine. Tavukların kapısı da kapatıldı. Artık bir işimiz kalmadı. Suyu ne yapacağız? İnekleri kattım sabah gazdan suyuna. He, onun için. Harlan dolduracağız. Sabah yetiştiremeyiz o zaman. Size küspeyi göstermeyi unuttum değil mi? Babam bugün yeğiyi kararken açmış tabii. Kuru gibi anne ya. Niye böyle? Kuru oldu daha iyi. Islak oldu mu kül hesabı basıyor. Babam da geçen sene ben de öyle şey ettiydim. Buradan gelen fabrikalar böyle suyu damlıyordu. Meğersem kuru daha iyiymiş. Hem kilo yönden hem baksana ne güzel. Bir de sana bir şey söyleyeceğim. Kilo demlemiş gibi. Normalden gelen açık küspeler bize böyle döner gibi olurdu ya. Kalın kesimde olurdu. Bunlar baya böyle kırıklı. Ne bileyim ben. Geçenlerde size yalan gelir. İnan ki bundan 4-5 gün önce sabah malına bakıyordum. Demek ki biri fabrikadan yeni getirdi bizim mahallede. Ya geçti evin yanından. Burcu burcu bir korktu ki o kadar bir canım istedi ki pancarın böyle küspesi. Yiyecek olsa. Belki sizler bu kokuyu duymuyorsunuz. Bilen hani köylü olanlar böyle küspe şeysin. Bilir kokusu güzel kokar sıcağına. Ondan Nazan'a bakın dedim ya bakalım. Kardeş gelin pancarı var. Az önce tarladan geldiler. Getirdiler pancar. Getirdi mi? Dedim getir bakalım bir dedim. Kaynadam dedim ya. Her şeyinde dair oluyor ya. İnsan sevdiği için şuna bak be. Ağzım atasın bile ne geldi. Mallam gal ağızladım lan yisinler yavrulam kuzulam. İşte küspeyi tutan bu. Süt mü dediydin Fadime bak. Bana yazdın mı? Ne kadar? Ay görmedim. Katarız Fadime abla mahalleye yeni geçti. Evet panda girdi şimdi sıra Ebrar'da. Ebrar da girdikten sonra kapının başına giderim. Kardeleni katmak için. Anne neden böyle senin dediğin gibi topallıyor gibi yürüyor? Olabilir. Eğer ineğimiz öyle çok sekleseydi veterineri çağırırdık da yine de bir tuhaf yürüyor gibi geldi bana. Bekle. Bekle adaşım daha bağlamamış olabilir. Çok ciddi bakıyor. Anne açayım mı? Açayım ya. Samandan da duymuyorum ki. Normalde Allah Allah. Onu da gören sanki arkasından ben onu sürüyorum kovalıyormuşum gibi gidiyor ya. Oysa ki bir damdan çıkışır vardır. Aheste aheste. Ama girerken jet. Annem de yiyeceği verdikten sonra buraları süpürdü. Gerçi dam olduğu için süpürsek de yarına süpürülmemiş gibi oluyor. Onlar da artık karınlarını doyursunlar. Şimdi tekrardan kontrol ediyor. Zincirleri yanlış bağlarım falan gibisinden. Yanlış bağlama derken hani direkle bağlar. Bu yüzden hayvan yatamaz. Tam bağlamayı direkten geçirse öyle olur. Bu yüzden annem garantici biri olduğundan hep kontrol eder. Neyse işte bugünlük de videomuz buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu yegi de zaten sabah için kattım.
Artık işimiz bitti. He? Artık işimiz bitti. Allah'a emanetle. Ve bağladık. Bu aslında kilit. Hayvan bu yana dönse vursa geçer de. Gari adı üstünde kapatıyoruz. Sen süt içirdin mi Zana? Kuzaya mı? İçirdim. Hadi kuzum sen de. İyi gün iyi yat yerin suyunu bir iç. Şey bak. Tamam mı kuzum? Abang da ayrı bir sevim ya. Ha? Sakızımı ne? Gördüğünüz gibi ben senin. Bunu şuraya koyalım. İçimi garanti alalım. Toraman seninle götürelim mi teyzemgile? Götürün diyor. Öyle bir şey olsa apartmanı inletir artık. Onları da dolduran da kardeşler sabaha hazır olsun. Ya Kirlim aşağı indim izlenmedi. Buradasın. Hadi in. Gel. Neden? Şimdi gider diye mi? Şimdi tamam. İki dakika daha bekle. Heyecanlanıyor. Neyse artık sizleri bekletmeyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.